28 a üssü 4 çarpı b üssü 6 bölü 7 a üzeri 9 çarpı b ifadesini sadeleştirin. Öncelikle birbirine bölünebilen terimleri ayırmak işimizi kolaylaştıracak. Mesela 28 7'ye bölünebilir, onları hemen ayrı yazalım. 28 bölü 7. a üssü 4 bölü a üssü 9'u da ayrı bir kesir olarak yazabiliriz. Bunlar da birbirlerine bölünebilirler. Burada yazılanları yeniden yazmış oluyorum ama 3 ayrı kesir şeklinde ayırıyorum bu sefer. Ve son kesimiz olarak da b üssü 6 bölü b'yi yazalım. Eğer paydaki 3 terimi çarparsak buradakileri elde ederiz. Paydadakileri çarptığımızda da bunları buluruz. Baştaki kesri bölmüş olmamızın sebebi şu. 3 ayrı kesirle işlem yapmak daha kolay, çok daha kolay. 28 bölü 7. İşlemin kolay kısmı. Ne eder 4. Sonra a üssü 4 bölü a üssü 9 var. Üslü sayılar içeren bir kesirde üslü sayıların tabanları aynı ise paydanın üssünü payın üssünden çıkarabiliriz. Yani bu kesir a'nın 4 eksi 9. kuvveti olacak. Yani eksi 5. kuvvet. Burada da aynı durum b'ler için geçerli. Bu kesrin değeri b'nin 6 eksi 1. kuvvetine eşit. Orada 1'i görmüyoruz ama tek başına b zaten b üssü 1'e eşittir. b üssü 1 demek. O zaman b üssü 6 eksi 1. Yani b üssü 5 oldu. Ve böylece ifademizi sadeleştirmiş olduk. Eğer sayının üssünün negatif olmasını istemezsek bunu bölme ile de ifade edebiliriz. a'nın eksi 5. kuvveti demek 1 bölü a'nın 5. kuvveti demektir. İkisi aynı şey. Tabi bu da 4 b üzeri 5 bölü a üzeri 5 olur. İsterseniz 4'ü kesin payına da yazabilirsiniz, fark etmez. Bunlar hepsi baştaki ifadenin sadeleşmiş hali.